Arkadaşlar merhabalar. Detay tekrar trigonometride denklemler ikinci kısımdayız. Ee, normalde şöyle e, klasik hocam benim konu tekrarına ihtiyacım var. Konuyu çalıştım ama biraz unuttum diyen arkadaşlarımız açıklamadaki gelişiyorum oynatma listesinden tekrarlarını yapacak tamam mı? Gelişiyorum oynatma listesi konu bittikten sonra e, konuları unuttuysanız ya da üzerinden geçecekseniz diye çalıştım ama yani bir üstüne cila atacağımlık yerler gelişiyorum oynatma listesidir. Detay tekrarlarda arkadaşlar biz biraz daha böyle derine inip e, unutacağınız yerleri ya da unutabileceğiniz, e, bilmeyeceğiniz ya da böyle derinlerde boğulabileceğiniz yerlerden sorular çözüyorum. O yüzden ekstra bir şey bu. E, konuyu hatırlatıcı değildir. Konuyu bilmek gerekir, yorumlamak gerekir. O yüzden ona göre düşünün. E, analitini yaptım bunun, fonksiyonunu yaptım. Başka şimdi trigonometre birim çember yaptım burada da denklemler yapacağım yani bu kesinlikle her konudan gelmeyecek bazı konulardan gelecek deneme çözümleri tekrarlar içinde yine açıklama kısmına bakabilirsiniz arkadaşlar onu söylemiş olayım. Şimdi biz burada yine güzel bugün 5 veya 6 tane soruyla uğraşacağız arkadaşlar önce tabii ki siz durdurun sonra da benden de dinleyin. Önce bu soruyu bir okuyun bakalım deneyin. Benim şu yorumum olacak arkadaşlar. Biz malum bir fonksiyon olduğunda f(x) fonksiyonu veriyor mesela. Biz hatta şöyle yapayım. Bazen biz bu f(x) fonksiyonunda f(x) eşittir 3 olduğu noktaları bulunuz dediği zaman ne yapıyoruz? Denklem çözüyoruz. Bazen de şöyle y eşittir 3 doğrusunu çiziyoruz. Y eşittir 3 ile bu fonksiyonun kesiştiği noktalar bize neyi veriyor? f(x)'in 3 olduğu yerleri veriyor. Gerçekten bakın şu A noktası, A'ya 3 noktası. Burası böyle B'ye 3 noktasıdır. Burası böyle C'ye 3 noktasıdır. O zaman cidden x'e A verdiğinde, x'e B verdiğinde, x'e C verdiğinde 3 değerini elde ediyorsun. Diğer taraftan şu da var zaten. İki fonksiyon sonuçta bu da bir fonksiyondur, sabit fonksiyon. İki fonksiyonun kesim noktaları bize istediğimiz değerleri verecektir. Doğal olarak biz böyle doğru çizerek de bu fx eşittir 3'ün köklerini bulabiliriz arkadaşlar. Bunu niye söyledim? Bu soruda bu bilgiyi kullanacağız. Şimdi bize böyle karışık görünen bir fonksiyonun denklemini vermiş. Buna fx diyelim. E, fx demiş zaten gerçi. Sin x artı cos x artı sin x fonksiyonunun grafiğiymiş bu. Ve burada eksi m verdiğinde mesela cevap 0 geliyormuş. İşte m verdiğinde 0 geliyormuş. Atıyorum burada 0 verdiğinde 1 geliyormuş. Örnek veriyorum 1 a değeri verdiğinde 2 geliyormuş falan. Şimdi 5 bölü 2'ymiş bunların çarpımı. Bizden bu fonksiyonu sağlayan x değerlerini bulmamızı istiyor. Ne yaparım ben? Bir kere sin x artı cos x'i çarparım. Buna a diyelim mesela bak. a çarpı a artı 1 olur değil mi? sin x artı cos x'i a dersem o zaman gerçekten dağıttığım zaman sin x artı cos x çarpı sin x artı cos x olur. Bir de artı sin x artı cos x. Normal çarpma işlemi yaptım. 5 bölü 2. Sin x artı cos x'in karesi nedir? Sin kare x artı cos kare x artı 2 sin x çarpı cos x. 2 sin x çarpı cos x de neydi? Sin 2x. Doğal olarak böyle bir denklem geldi. Dikkatinizi çekti mi? Şu denklem zaten bize verdiği fonksiyonun denklemi. O zaman bu fx'ti. fx at bir öbür tarafa 5 bölü 2 eksi 1'den 3 bölü 2. Fonksiyonun 3 bölü 2 olduğu yer nedir? Şöyle 1 bölü 2 arasından çizersin y eşittir 3 bölü 2. İşte sana fonksiyonun 3 bölü 2 olduğu noktalar. Kaç tane reel sayı değeri? 2 tane geldi. C şıkkı oldu. Geldik bir eşitsizlik sorusuna. 0-2 pi aralığından rastgele seçilen bir teta için cos teta küçüktür sin teta. Bu tarz trigonometrik eşitsizlik soruları olduğu zaman arkadaşlar e, şunu unutmamak lazım. Trigonometrik denklemler malum birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü bölgede farklı işaretler aldığı için bodoslama eşitsizlik çözer gibi değil. Birazdan göstereceğim hangi bölgede pozitif negatif olduğuna da dikkat etmek lazım. Bakın şimdi ilk önce sorumuzu bir çözelim. Cos 2 teta küçüktür sin teta. Cos 2 teta'yı sin teta cinsinden yazabilirim. Olabildiğince her zaman düz e, düsturumuz ne tabiri caizse tek bilinmeyene bağlamak soruları. Olabildiğince tek bilinmeyen bizi sıkıntılardan kurtarıyor. Dolayısıyla burada 1 eksi 2 sin kare teta küçüktür sin teta yazarım. Böylece bak 2 kısaca yazayım. Sin teta yerine s yazacağım. 2 s kare eksi s artı s eksi 1 küçüktür sıfır. Böylece ne oldu? Çarpanlarına ayrılır. 2 s s burası da artı 1 eksi 1. Gördüğünüz gibi ne oldu artık düzgünce yazarsak? 2 sinüs x eksi 1. Siz de böyle harflendirin ki daha kısa bulursunuz çarpanları ayırmaları. Yaptık. Şimdi tablosunu yapıyorum bunun. Bir kökümüz ne geldi? Eksi 1. Bir. bir kökümüz ne geldi? 1 bölü 2. Normal şu an daha eşitsizlik çözüyorum. Başka sayımız artı, eksi, artı olacak sonra tek katlı köklerimiz. Ne istiyoruz? Büyük tür sıfır olmasını istiyoruz bakın. O zaman nereler lazım? Buralar. Şimdi yalnız dikkat. Ee, sağ üstte yazacağım müsaadenizle. Ee, Sinüs x ne zaman? Eksi 1'den küçük olduğunda. Eksi birden küçük olduğunda bu denklem pozitif oluyormuş. Ama sinüs x negatif olabilir mi? Şey, eksi birden küçük olabilir mi? Hayır. Sin x eksi birden büyük veya eşittir. Bir de ne olmalıymış sin x? 1 bölü 2'den büyük olmalıymış. E, sinüs 1 bölü 2'den büyük olur da sonsuza kadar gider mi? Hayır. Nerede durur? 1'de. O zaman arkadaşlar eşitsizliğimin çözüm kümesi birazdan bulacağım. Bu denklem sayesinde olacak. 1 büyük eşit sin x büyüktür 1 bölü 2 cevabı sağlar. Burası olmadı çünkü sinüs asla eksi 1'den küçük olmaz. Buradan itibaren de nerede kestik? 1'de. Şimdi sinüs 1 bölü 2 ile 1 arasında ne yapacağız? Hemen şunu hatırlayacağız. Birim çemberi düşün. Sinüs 30 1 bölü 2'dir değil mi? Sonra arkadaşlar bakın. Sinüs gittikçe büyür, 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 büyür. Ta ki nereye kadar? Sin 90'da 1 olur. Sonra arkadaşlar küçülür, küçülür, küçülür. Sin 150'de yine ne olur? 1 bölü 2. O zaman bakın bu aralıktaki tüm açı değerlerinde sinüs 1 bölü 2 ile 1 değerleri arasında değer alır. Doğal olarak o zaman çözüm kümesine geldi? 30 derece yani pi bölü 6 açık. Nereye kadar? Ee, pi 5 pi bölü 6'ya kadar. O da yine açık çünkü 1 bölü 2 dahil değil bakın. O zaman çözüm kümem işte bu. Dolayısıyla Eşitsizliklerde, trigonometride aman birim çemberi düşünmeyi unutmayın tamam mı? Daha da başka zaten sinüsün 1 ile 1 bölü 2 arasında olduğu değerler yok. Doğal olarak o zaman şöyle bir durum oluştu. Bakın istenen aralık pi bölü 6 ile 5 pi bölü 6 arasında. Tüm aralığımız ne? 0 ile 2 pi arasında. Bakın 0 ile 2 pi arasında buradaki uzunluğumuz 2 pi boyutunda. Burası kaç birim uzunluğunda? 5 pi bölü 6'dan pi bölü 6'yı çıkarırsak 4 pi bölü 6 yapar değil mi? Yani 2 pi bölü 3. O zaman işte bunların oranı sağlanma oranı 1 bölü 3 geldi. Tüm sağlayan değerler bu büyüklükte şu kadar. İstenen durum o kadar. Tüm sağ şey, sağlayan değerlerin hepsi burası. Tüm değerlerimizi de bu kırmızıyla gösterdiğim. Dolayısıyla bunların uzunluklarını oranladığınız zaman olma olasılığını bulursunuz. Burada o yüzden şey düşünmeyin yani hocam sonsuz tane değer var. Ben sonsuz tane değeri sonsuz tane değeri mi böleceğim? Hayır. O sağlayan aralığın uzunluğu bölü tüm aralığın uzunluğu. Geldik şimdi üçüncü soruya. Burada e, bir bakın bakalım. 3 sinüs alfa eksi sinüs 3 alfa bölü 4 eşittir 1. 0-3 bir aralığında kökler toplamı kaçtır? Evet bir uğraştınız muhtemelen. Denediniz soruyu. Bakın bunu normal böyle hemen kaptırdınız kendinizi. Denklem çözeceğiz dediniz. Sonra bir baktınız Allah Allah iş saçma sapan bir yere gidiyor. Niye? Çünkü burada şunu göz ardı etmiş oluyorsunuz. Bir kere arkadaşlar bunun 4 olması lazım. Trigonometrik fonksiyonlar zaten en fazla 1 oluyor. 3 sinüs alfa eksi sin 3 alfa e, en az da eksi 1 oluyor. Bunların 4 olması için mecburen sinüs alfanın 1 olması lazım. Sin 3 alfanın da eksi 1 olması lazım ki bak anca o zaman 3 eksi eksi 1'den cevap 4 geliyor. Bu en büyük değerini alacak. Bu da en küçük değerini alacak gördünüz mü? O zaman buna göre ikisini de sağlayan değerlere bakacağız. Şimdi bir hani alfadan başlayalım daha kolay olsun. Alfa arkadaşlar 90 olursa e, bu 270 olur tamam sağlar değil mi? Problem yok. E, sonra ikinci durum e, alfa sinüs alfa o zaman bir de nerede sağlanır? 90 derecenin üzerine ne ekleriz? 360 yani 450 eklerim. 450 eklediğim zaman sonuçta 0,3 pi aralığına düşüyor mu bakalım bir. 450 nedir? Pi bölü e, 2'nin 5 katı. 5 pi bölü 2 de evet hala 3 pi'den küçük. O zaman 450'nin 3 katı ne yapar? 450'nin 3 katı 1350. Bunun esas ölçüsü nedir? 1080 çıkar 270 yine oldu. Bakın o zaman... 90 ve 450 verebilirim daha fazla değer verebilir miyim? Hayır zaten 450'ye 90 eklediğim zaman gerçi veremem dedim de şey 450'ye bir 360 daha eklersen 3 pi'yi geçiyor gördüğünüz gibi 90 derece verebildim 0-3 pi aralı olduğu için bu sefer 450 derece verebildim bunları verince sin3 alfa da eksi 1 oldu arkadaşlar topu topu iki tane değerimiz var o da 540 derece yaptı 540 derecede nedir 3 pi'dir bakın bu şekilde burada özel durum olduğunu fark etmezseniz denklemlerin içinde boğulup bir de sin 3 alfanın sin 2 alfa artı alfa şeklinde açılımını falan yaparsanız iç acayip bir yere gider. Sonuçta sinüs en fazla 1 en az da eksi 1 değerini alıyor. Gelelim şimdi yine bir eşitsizlik sorusuna. Cos x küçük eşit cos küp x küçüktür cos kare x eşitsizliğini sağlayan x değerlerinin bulunduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir demiş. Cevap şıkkında sanki o bir tanesi şeydi. Ben o yüzden bir tanesini değiştirdim. Kontrol amaçlı ne olur ne olmaz. Hani bulduğunuz zaman cevap şıklarında yok falan demeyin. Ee, şimdi eşitsizlik yapacağız arkadaşlar yine. Ama ilk, üç tarafta da x varsa ne yapıyorduk? Ayrı ayrı çözüyorduk değil mi? Bir, bunu çözerim. İki, burayı çözerim. Olayı hallederim. Yapalım o zaman. Cos x. Küçük eşit. Cos küp x. Sıfır, Küçük eşit cos küp x eksi cos x. Bütün eşitsizliğin her tarafında sağında solunda ortasında x varsa yani değişken varsa ayrı ayrı iki eşitsizlik sistemi olarak çözülür. Doğal olarak burada cos x parantezini alınca cos kare x eksi 1 olur. Sıfırdan büyük veya eşit. Şimdi arkadaşlar lütfen eşitsizliklerde trigonometride bunların sınırlarını da unutmayın. Eksi 1 ile 1 değerler arasında değerleri aldığını bakın. Kos kare x eksi 1 neye eşittir? Eksi sin kare x'e eşittir. Doğru mu? O zaman sin kare x her zaman 0 sıfır veya 0'dan büyüktür. 0 ile 2 pi aralığında. O zaman buna ne verirsen ver. 0 veya negatif olacak. Çünkü önünde eksi var. O zaman cos x'in ne olması lazım? Eksi. Gördüğünüz gibi trigonometrik eşitliklerde muhakkak trigonometrik denklemlerin neye eşitle olduğunu, nerelere, nerelerde sınırları olduğunu da görmek lazım. Doğal olarak o zaman benden beklediğine cos x e negatif olması. Cos x ne zaman negatiftir arkadaşlar? E, 90 pi bölü 2 açık aralı. Ta nereye kadar? 3 pi bölü 2 açık aralı. Buraya kadar. Gerçi eşitlik de varmış. O zaman bunları kapatabilirim. Pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2 diyebilirim. Çünkü küçük eşitmiş. Bunları da verdiğim zaman cevap 0 gelir. İlk önce bunu hallettim. Bu 1. İkincisi... Şimdi artık cos küp x cos kare x atalım sol tarafa cos küp x eksi cos kare x küçüktür sıfır buradan cos kare x parantezinde cos x eksi 1 küçüktür sıfır doğal olarak şimdi bakalım ee, burada ne oluyor diye cos kare x bir kere ne verirsen ver sıfır veya sıfırdan daha büyük değerlerdir. Sadece arkadaşlar neye dikkat etmeliyiz pi bölü 2 veremem o zaman eşitlik yok hatalı olur. 3 pi bölü 2 veremem. Eşitlik yok. Denklemin sıfır gelmemesi lazım. Bu değerleri hariç ne verirsem var. Cos kare pozitiftir. Bunları verdiğinde sıfır oluyor. O zaman ne olması gerekiyor? Yine burası. Negatif olmalı. Cos x eksi 1'e gelelim. Cos x eksi 1 de arkadaşlar ne verirsek verelim. Sıfır veya sıfırdan küçüktür. Niye? Cos x en fazla 1 oluyor. O zaman burada da neye dikkat edeceksin? Sıfır gerçi veremem. 2 pi de veremem. Çünkü dahil değil. Hakikaten burada 0 ve 2 pi hariç ne verirsem vereyim 1'den küçüktür. Doğal olarak buna ne verirsem vereyim cevap hep negatif geliyor. O zaman hem bunu sağlayan hem de burayı sağlayan eşitsizliği birleştirirsem neyi sağlaması gerekiyor? Pi bölü 2'ye almamam gerekiyor açık aralık. 3 pi bölü 2'ye almamam gerekiyor açık aralık olacak. Çünkü pi bölü 2 verirsem burası 0 oluyor. Eşitlik olmadığı için dahil değil. Dolayısıyla bakın böyle soruyu halletmiş olduk. Pi bölü 2 ile 3 pi bölü 2 aralığı oldu. Gelelim bu soruya. Aslında bu belki daha öncesinde klasik karşınıza gelmiş olabilir kitaplarınızda ama şimdi gören oluyor görmeyen oluyor. Ben yine de düzgünce göstereyim istedim. Şimdi arkadaşlar arktan 2x artı arktan 4x artı arktan 6x pi'ye eşit verilmiş. Bizden ne istiyor? x değeri nedir diye soruyor bakalım o zaman ben ne deriz ne derim Bir kere trigonometride Arklı ifadelerde bunların açı olduğunu bileceğiz değil mi arktan aslında bir açı Arktan 6x yine bir açı böyle teta dedim Alfa artı Beta artı teta pi'ye eşit Şimdi biz e, Buradan sonra ne yapabiliriz kenarda da hemen şunu görelim Tanjant alfa 2x'tir Tanjant beta 4x'tir tanjant teta da 6x'tir. O zaman biraz toplam formülünü düşündürüyor. Ama biz üçlü toplamlar bilmiyoruz. Biz ikili toplam biliyoruz. Ne derim ben? Hemen orada bildiğime uyarlamak için genelde hep şöyle düşüneceğiz. Ben öğrendiklerimden sorumluyum. Doğal olarak öğrendiklerimle yapmalıyım soruları. O zaman böyle bir yorum yapabilirim. Alfa artı betada da ne söylerim? Tanjant alfa artı beta her iki tarafın tanjantını alırsam tanjant alfa artı beta tanjant pi eksi teta'ya da eşittir. Sonuçta gerçekten her iki tarafın tanımı, her iki tarafın sinüsünü, her iki tarafın kosinüsünü alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü açı aynı olduğu sürece cevap da aynı çıkacaktır. Sin 30 eşittir, sin 30 gibi düşünün. 30 eşittir 30 sa sin 30 eşittir, sin 30 onun gibi. Doğal olarak böyle bir durum var. O zaman her iki tarafın tanjantını aldım. Hemen formülde yerine yazarsak tan alfa artı tan beta bölü 1 eksi tan alfa çarpı tan beta eşittir eksi tan teta. tan alfa 2x tan beta 4x bölü 1 eksi 2x çarpı 4x eşittir eksi 6x oldu arkadaşlar Şimdi 6x bölü 1 eksi 8x kare eşittir eksi 6x 6x'leri sadeleştirebilirim niye x 0 olamaz o zaman 0 eşittir pi diye bir saçmalık olur. Tabii ki olmadı gördüğünüz gibi. Doğal olarak x'e 0 veremem. O yüzden gönül rahatlığıyla sadeleştirebilirim. Şimdi artık ne söyleyeceğiz? İçler dışlardan 8x kare eksi 1 eşittir 1. Buradan da 8x kare eşittir 2. x e, 1 bölü 2 veya eksi 1 bölü 2 olacak. Eksi 1 bölü 2 niye olmaz? Çünkü arkadaşlar arktanjant negatif değerleri aldığı zaman açımız neydi hatırlayın. Arktan eksi 90 ile 0 aralığında negatif değerler alıyordu. O zaman e, bu cevabımızda pozitif bir pi sayısı. O zaman negatif veremem. Doğal olarak ne vermeliymişim? X 1 bölü 2 olacak. Şıklarda zaten yok ama ben yine de sebebini söyleyeyim dedim. Hatırlayalım onları da yeri gelmişken. Tanjant arkadaşlar... Eksi 90 ile sıfır aralığı negatif. Arktan bahsediyorum. E, sıfır ile 90 aralığı pozitif. E, Arksin. Eksi 90 ile sıfır aralığı negatif. Sıfır ile 90 aralığı pozitif. Bu arada gördüğünüz gibi tabi ki bunların tanım aralığı da bu. Sonra arkos. Sıfır ile 90 aralığı pozitif. 90 ile 180 aralığı negatiftir. Ve arkot yine sıfır ile 90 aralığı pozitif. 90 ile 180 aralığı negatiftir. Ne demek istiyorum hemen bir örnekle hatırlayalım. Örnek ark kod eksi kök 3 dedim. Ne diyeceksin bunun cevabını hemen? Arkın tanım aralığı kotanjantta 0 ile 180 aralısı olduğu için ve 90 ile 180 arasında negatif olduğu için hemen bunun cevabını yapıştıracaksın. Bu eksi 120'dir diyeceksin. bu ee, şey eksi 120 diyorum pardon. Eksi 150 diyeceksin. Dolayısıyla arkot bakın cevabı eksi 150. Ya da sana dedi ki Arc sin eksi 1 bölü 2. Cevabına ne diyeyim hocam? Atıyorum 330 mu? Sakın ha. Sinüsün tanım aralığı eksi 90'dan 90'a kadar. O zaman cevabın ne olacak? Eksi 30 derece. Olay budur arkadaşlar. Arklarda tanım aralığını da unutmayın. Kotanjant ve kosinüste 0-180 aralığı. Tanjant ve kotanjant, tanjant ve sinüste de, de eksi 90-90 aralığı. Bunun için tabii ki Allah Allah ben hiç bunları duymadım falan diyorsanız lütfen hemen nereye gidiyorsunuz? ters trigonometrik fonksiyonlar konu anlatımına. Oradan da nereye gidiyorsunuz? Gelişiyorum oynatma listesinde ee, bu yine ters trigonometri değindiğim tekrarlara. Geldik bu soruya. Burada siz tabii ben bir yorumla göstereceğim. Siz de farklı bir yorumla yaparsanız belirtebilirsiniz bu soruya özel olarak. Tan x artı 1 bölü tan x eksi 1 kökü eşit. Denklemini sağlayan x açısı kaç derecedir diye soruyor. Şimdi Birinci yol ben dersiniz ki hocam içler dışlar yapacağım. Sonra da bildiğim bir şeyler var. Hani özel olarak biliyorum bir özel açının tanjantını. Peki. Ama şimdi e, 15'i 75'i çarptı cürtü ezbere bilmek zorunda değilsiniz. Bilirseniz iyi olur ama bilmezseniz vay niye bilmiyorsunuz kimse demez. O yüzden ben şimdi normal size güzelce bir yorum göstereyim. Ezber yapanlar kendince yapabilir soruyu. Şimdi tan x artı 1 bölü tan x eksi 1 köküçe eşit nasıl bir yorum geliştirilebilir? Ee, bir payda eşitleyelim burada. Sin x bölü cos x diyeyim buna. Çünkü bir şey üretemiyorum. Özel açı bilmiyorum. Hani hangi özel açının tanjantı nedir? Sadece bildiklerimiz malum 45, 30, 60, 120 falan. Ee, payda eşitleyelim. Sin x artı cos x bölü cos x. Burada da payda eşitleyelim. Sin x eksi cos x bölü cos x. Cos x gitti. Sin x artı cos x bölü sin x eksi cos x. Burada da güzel bir yorum göstereyim. Hem giriş yorum oynatma listesinde tekrarda anlattım. Hem de geçen detay tekrardan anlattım. Şimdi yine söyleyeyim. Bazen burada işin içinden çıkamadığımız zaman bu trigonometrik denklemlerde hatırlıyor musunuz? Şöyle bir şey oluyordu. Sin x artı tan alfa çarpı cos x. Biz burada tan alfayı sin alfa bölü cos alfa diye açıyorduk. E, payda eşitlediğimiz zaman da sin alfa sin x artı cos alfa cos x bölü cos alfa oluyordu. Oradan da bak mesela bu cos x eksi alfa geliyordu. Böyle bir formüle doğru gidebiliyorduk. İşte burada da aynı yorum yapacağım. Kat sayı burada yok. E cos x'in önünde sonuçta 1 var. Bir de bir sayı. O yüzden bakın ne yapacağım. Sin x artı tanjant 45 cos x diyeceğim. Bölü öbüründe de yine sin x eksi tanjant 45 cos x diyeceğim. Buradan da yine payda eşitlersem sin x çarpı kosinüs 45 artı sin 45 çarpı kos x bölü burada da payda eşitle sin x çarpı kos 45 eksi sin 45 çarpı kos x kos, kos 45 nereye gitti hocam sadeleşti hem bundan geliyor hem bundan geliyor kos 45'leri sadeleştirdim tamam mı şimdi burası ne oldu o zaman sinüs Sin cos, sin kos o zaman burası sinüs 45 artı x oldu. Paydan oldu sin x eksi 45'ti. E şimdi ne yapacağız? Bakın arkadaşlar şuna dikkat edin kenarda yazacağım 45 artı x'ten e, x eksi -45 45'i çıkarınca ne geliyor? 90 derece. Yani şu açı 45 artı x x eksi 45'in 90 fazlası. O zaman ben şunu yazabilirim. Bak takip et. Sinüs 90 artı x eksi 45 yazabilirim değil mi? 45 artı x yerine. O da neye eşittir? Kosinüs x eksi 45. E payda da ne var? Sinüs x eksi 45. Bu da ne oldu? Kotanjant x eksi 45 eşittir. Buradan da ne geldi? Kök Köküç gelmiş oldu. Şimdi kotanjant ne zaman arkadaşlar kökü eşittir 30 derece. Kotanjant 30. Buradan da x eksi 45 eşittir. 30 artı 180 derece k. x ne geldi? 75 artı 180 k. Birinci bölgede soruyor. k'ya 0 verdiğim zaman bak cevap 75 geldi. Son olarak bu sorumuza da bakalım bugün. 6x kare artı 4 cos teta x artı sin teta eşittir 0 denkleminin a teta b aralığındaki teta değerleri için gerçel kökü olmadığına göre a artı b toplamı kaçtır demiş. Bakalım şimdi arkadaşlar birincisi ikinci dereceden denklem. Ne zaman bunun kökü olmaz? Klasik yorumum delta küçüktür sıfır olduğunda. E, o zaman deltasını alalım 16 cos kare teta eksi 24 sin teta küçüktür sıfır olmalı. 8 ile sadeleştir. 2 cos kare teta eksi 3 sin teta küçüktür sıfır. Denklem eşitsizlik hangi konu olursa olsun olabildiğince az bilinmeyen, mümkünse tek bilinmeyen lazım. O zaman cos kare teta yerine ne yazarım? 1 eksi sin kare teta yazarım. Bu şekilde. Buradan da 2 eksi, e, kısaca yazacağım şimdi müsaadenizle. 2 eksi 2s kare eksi 3s küçüktür sıfır. At öbür tarafa. 2s kare artı 3s Eksi 2 büyüktür 0 oldu değil mi? Buradan da 2S'ye S artı 2'ye eksi 1 içler dışlar yapınca gerçekten sağlıyor. O zaman 2S eksi 1 S artı 2 büyüktür 0. E bu da ne demek tablosunu yaparsak? Eksi 2'ye 1 bölü 2. Bu S dediğim ne? Sin X ama. O zaman arkadaşlar sin X eksi 2'den küçük olamaz. Bir kere sağlayan değerler burası tam oluyor ama olmayacak. Sebep eksi 2'den küçük olamaz. Ee, 1 bölü 2'den deminki gibi oldu aslında yine. 1 bölü 2'den büyük o zaman sinüs x 1 bölü 2'den büyüktür ama 1'den de küçük eşit olmalıdır. Doğal olarak ne oldu arkadaşlar? Bundan sonra artık e, demin yapmıştık ya hani hatırlayın. Birim çemberde 30 derecede 1 bölü 2 değerini alıyor sonra artıyor sonra azalışa geçiyor. 150'de en son bir daha 1 bölü 2 alıyor şu aralıkta her şeyi alır demiştik. O da ne? Pi bölü 6'dan yani 155 5 pi bölü 6'ya kadar. Demek ki A buradan pi bölü 6. B de 5 pi bölü 6. Toplamları da pi geldi arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Detay tekrarda güzel. 7 tane soru baktık herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Güzel olduğunu düşünüyorum bunların. Ee, yine bir böyle 5-10 tane daha trigonometrik denklemlerden soru çözülse yeridir başka bir gün, başka bir gün tekrar çözmeye devam edeceğim arkadaşlar. Siz de takipte kalın. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.